Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir denemeyle karşınızdayız. KPSS'de de DGSR'de bu yıl denemeler yapacağız. İşte KPSS matematik denemeleri gelecek. DGSR'de denememizi yayınladık bu hafta. Bir başlangıç denemesi yapalım istedik. Sezona başlangıç denemesi önemli. Başlangıçta nasıl bir konumda olduğunuzu bu denemeyle görüp ona göre bir yol haritasını çok daha verimli biçimde çizebilirsiniz kendinize dair. Diyelim ve hadi gelin başlayalım. İlk sorumuz... Güzel bir rasyonel sayı sorusu. Şimdi burada ne var? Önce yukarıyı bir halletmemiz lazım. Şurayı bir halletmemiz lazım. Gelin halledelim. 2 bölü 5 artı 5 bölü 2. Şimdi burayı paydasını eşlesek. burayı 2 ile burayı 5 ile ortak paydamız 10 olur. 2 kere 2 4 artı 5 kere 5 25. Dolayısıyla yukarıdaki ifade neymiş? 29 bölü olmuş bunu bulduk. Şurayı da yine bölüm şeklinde verdiğine göre ne yapacağız? Ters çevirip çarpacağız. Yani 29 bölü 10 çarpı 2 bölü 5'i 5 bölü 2 olarak yazacağız. Sonra artı bir 5 bölü 2'miz daha var. Şimdi burada bir sadeleştirme var yapalım. 5 ile 10 sadeleşir. Burası 2 gelir değil mi? Yani 29 kere 1'den 29 2 kere 2'den 4 artı bir 5 bölü 2 var. Gelin onu da şöyle paydasını eşitleyerek yazalım. O da 10 bölü 4 olur. Dolayısıyla burada ne gelecektir? 39 bölü 4 Gelecektir deriz böyle bir soru için. Evet geldik ikinci sorumuza. Yine denemenin e, merak edilenler için ilk 10 sorusunu herkese açık yapacağız. Normalde üyelerimize özel yaptığımız bir çalışma bu. E, tamamını ve bundan sonraki denemeleri aynı zamanda tekrar denemeye ulaşmak için katıl butonundan kanala üye olabilirsiniz. Onu da söyleyelim. Şimdi burada bir üstü sayı sorusu var ÖSYM'nin çokça sorduğu bir soru kalıbı. 2 üzeri 5 6 üzeri 4 var. 2 üzeri 4 6 üzeri 5 var. Şimdi burada ortak olanlara dikkat etmek lazım. 2 üzeri 5 yani 5'ten burada 2'den daha doğrusu 5 tane var. Burada 2'den 4 tane var. Demek ki 4 tanesi ortak. 6 üzeri 4 var burada. 4 tane 6 var. Burada da 6 üzeri 5 var. 5 tane 6 var. Demek ki burada 4 tane 6 da ortak. O halde 4'er tane 2 ve 6 ortak ise bunların ortak çarpan parantezini alabilirim. Yani şuradaki 2 üzeri 5'i ben aslında 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 4 olarak yazdım. 6 üzeri 5'i de 6 üzeri 4 çarpı 6 üzeri 1 olarak yazdım. Bakın 2 üzeri 4 ve 6 üzeri 4 her ikisine de var. Burada ne kaldı burada? 2 kaldı artı burada da 6 kaldı. Aşağıya baktığımızda da ortak 12 üzeri 4 parantezini alabiliriz. Çünkü 12 üzeri 5, 12 üzeri 4 çarpı 12 üzeri 1. 12 üzeri 4 parantezinde 12 eksi 1 geliyor oradan da. Şimdi 2 kere 6 malum 12. Dolayısıyla burada bir 12 üzeri 4 var aslında. Dolayısıyla bu ikisi sadeleşir. 2 artı 6 8. 12 eksi 1'den de 11 gelir. Dolayısıyla bunun sonucunda bulmuş oluruz böylelikle. Ve geliriz 3. soruya. Güzel bir köklü sayı sorusu var. Şimdi nasıl yaparız? Önce şurayı bir halletmek lazım. Kök 45 dediğimiz neydi? 9 kere 5 olduğu için 3 kök 5. Kök yerimde 4 kere 5 olduğu için o da 2 kök 5. Dolayısıyla şuraya bir kök 5 yazdıktan sonra ne yapacağız? Şu 5'te yazalım. E, kök 45'i 3 kök 5 olarak diğerinde 2 çarpı 2 kök 5 yani 4 kök 5 olarak yazmalıyız. 3 kök 5'ten 4 kök 5 çıkarsa ne kalır? Eksi 1 tane kök 5 kalır. Şimdi burada şurayı bir halletmek lazım. 5 dediğimiz şey zaten kök 5 çarpı kök 5 olduğu için bunları sadeleştirdiğimiz zaman burada ne oluştu? Bakın. E, eksi kök 5 oluştu. E, bundan dolayı eksi eksi artı getirir bana. Kök 5 artı kök 5'ten dolayı cevap ne gelir? 2 kök 5 gelir diyebiliriz. Ve geçeriz 4'e. Güzel bir ondalıklı sayı sorusu var. 0,1 ve 0,02 toplamayı çıkarmayı virgülü sayılarını seviyorduk. Alt alta yazmak çoğu zaman epey bir işimizi orada kolaylaştırır. Alt alta yazalım. Bakın orada 0,12 varmış. Burada da 0, 66'dan 0,06'yı çıkarırsak 0,06 kalır. E pardon 0,6 kalır. 60 kalacak daha doğrusu. Yani özetle 0,12 bölü 0,60 oldu burada. Bir de artı 0,8'imiz var. Şimdi 0,12 ve 0,60 virgülden sonraki basamak adetleri aynı olduğu için ben bunların virgüllerini görmeden işlem yapabilirim. Yani 12 bölü 60 varmış burada. Hadi bunu da gelin 8 bölü 10 olarak yazalım. Şimdi biz şunu sadeleştirsek 6'ya bölsek mesela burası 2 burası 10 olacağı için 2 bölü 10 ile 8 bölü 10'un toplamı gelir ki bu da zaten 10 bölü 10 olduğu için cevabı kaç getirir buradan bize? 1 olarak getirecektir. Böyle bir soru karşımıza rahatlıkla çıkabilir. Geldik 5'e. Şimdi 5 güzel, hoş bir soru. Dikkatli çözülmesi gereken bir soru. Diyor ki, sayı doğrusu üzerine işaretlenmiş x, y, z ve n sayıların toplamı 41. Tamam. Bu sayıların en küçüğü x. Bu da tamam. X'in y, z ve n sayılarının her birine olan uzakları toplamı 29. Şimdi bana neyi vermiş? Bunların tamamının toplamının 41 olduğunu vermiş değil mi? Y var, z var, sonra n var, bir de x var. Bunların toplamı 41. Bir de ne var? Bir de hepsinin ayrı ayrı ikisi olan mesafeleri toplamı. E, mesafe demek ne demekti zaten? Uzaklık demek aradaki fark demekti. Yani x en küçüğümüz bizim. x burada bir yerde. y, z nerede bilmiyoruz ama y eksi x, z x, n x dememiz lazım. Yani y eksi x, z eksi x ve n eksi x bu üçünün toplamı ki ne ediyor hakikaten? y artı z artı n bir de eksi 3x bunların toplamı 29'muş. Bunu hemen altına yazalım y artı z artı n eksi 3x'in ederi 29 ise taraf tarafı çıkartırsak bakın y'ler z'ler n'ler gitti. x'ten 3x değil eksi 3x çıkartılıyor değil mi burada? O zaman x eksi eksi 3x eşittir 41 eksi 29'dan 12 diyeceğiz. Yani buradan x artı 3x'in 12 yani 4x'in 12 olması lazım. x de buradan kaç olacaktır? 3 olacaktır. Yani cevap buradan C şık olur diyebiliriz. Ve geçeriz 6'ya. Şimdi bir 4 işlem sorusu var. N'den 7 çıkmış 6 kalmış. N'den 7 çıkarsa bir rakamdan 7 çıkarsa 6 kalmaz. Demek ki o nedir aslında? 6 artı 7 13 olduğu için burada 3 var. Dolayısıyla burada da 3 olacak. Ee, şimdi elde aldık biz demek ki. 1 kaldı burada. 1'den 3 çıkmadı. Buradan elde aldık. 11 e 3 çık 8 kaldı. Demek ki bu elde ile beraber hiçbir şey kalmadıysa 0 kaldıysa K'nın da 1 olduğu anlamına geliyor. K1 N de 3 toplam soruluyor bize. Toplam kaç olacaktır? Toplam 4 olacaktır deriz. Mesela böyle bir soru karşımda çıkarsa. Ve geçeriz 7. soruya. Güzel bir denklem sorusu var karşımızda. Diyor ki A artı C 13 A eksi B. Eksi 3 B artı 2 C de 25. ABC çarpımı kaçtır? Şimdi burada neler yapabiliriz bakalım. Ben burada şunu yapsam. Şurada mesela B'leri yok etsem A ile C arası bir ilişki bulsam. Taraf tarafı toplasam ne gelir? A artı 2C artı B eksi B birbirini götürdüğü için 22 gelir. Bakın A artı C de zaten kaç? 13. Taraf tarafa çıkarsak A'lar gider. 1C burada kaç olur? 1C burada 9 olur. Zaten burada olay birine bulmak. C9sa Aya kaç kalacaktır? Aya 4 kalacaktır. A4se e, şuraya yazsak B'yi mi arayacağız? B'yi arıyoruz, değil mi? Hatta Aya gerek yok. Şurada C9 bulduk ya. C9sa ilk kere 9 burada kaç? 18 değil mi? 18 25'ten 18 çıkar. B'de buradan 7. Bu üçünün çarpımı soruluyor. Bu arada bu denklem başka şekillerde de bulunmuş olabilir tarafınızdan. O yüzden farklı şekillerde çıkarsa da sonuçta kabul. Bunların çarpımı 4 çarpı 9 36 36 çarpı 7 de 252 gelir. Yani doğru cevap buradan C şıkkıdır diyebiliriz. Ve geçeriz 8. soruya. Güzel bir üstü sayı sorusu var burada. Hepsi 3 tabanında yazıldığı için şu 27 3 üzeri 3 olarak yazabiliriz. Şunu da şöyle yapalım mı? Bunu yukarıya çıkartırsak işaret değişiyor değil mi bu? O zaman 3 üzeri 1 eksi ne? Eksi 1 artı ne olur? Yani ne eksi 1 olur? Artı 3 üzeri ne eşitmiş 90'a. Şimdi burası 3 üzeri 3 de 3 üzeri ne eksi 1 toplayacak çarpacak olursak üstleri toplayacağız. N eksi 1 artı 3'ten N artı 2 gelir. Artı 3 üzeri 90'a eşitmiş. Buradan da ne yapıyoruz? 3 üzeri N ortak çarpan parantezini alacağız ama şöyle bir parçalayalım önce. 3 üzeri N çarpı 3 üzeri 2 artı 3 üzeri 90'a eşit işte oluyor madem. O zaman üzerine 3 serine parantezinde 3'ün karesi artı 1, 90 gelir. Bu da 3 serine çarpı 9 artı 1'den 10. 90'ı eşitse her iki tarafı 10'a bölecek olursak buradan 90 bölü 10'dan 3 serine 9 gelir. E demek ki 3'ün kaçıncı kuvvetiymiş bu diye düşündüğümüzde de 3'ün karesi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve geçeriz 9'a. Bir mutlak değer sorusu var. X ve Y'nin işaretleri belli zaten. X negatif şöyle yazalım. Y pozitifmiş onu da yazalım. Şimdi X eksi Y ve Y eksi X var. Şimdi X eksi Y küçük sayıdan büyük sayı çıkarsa eksi büyükten küçük çıkarsa artı oluşur. Buna göre değer vereceğiz. Mutlak değer X dışarıya nasıl çıkacak? Eksi X. Normal eksi yazayım. Mutlak değer X eksi de eksi olduğu için eksi X artı Y olarak çıkacak dışarıya. Bunun nedeni eksi 5'miş. Aşağıya bakalım. Y artı olduğu için mutlak değer Y olduğu gibi çıkar eksi var zaten yazıyoruz. Y eksi x de yine pozitif olduğu için olduğu gibi çıkar. Şimdi bakalım buralara ne geldi. şu eksiyi dağıttığımız zaman eksi x artı x eksi y eşittir eksi 5 olur. Artı x eksi x birbirini götürdüğü için eksi y eksi 5. Dolayısıyla y eşittir 5 gelir. Bu burada bir dursun. Bir de buraya bakalım. Şunu dağıttığımız zaman y eksi y artı x eşit olur eksi 2y. Burada da y'ler gider. X de buradan kaç kalır? Eksi 2 kalır. Bize bu x ile y'nin toplamı sorulduğu için cevap kaç gelecektir? D şıkkı gelecektir. Ve geliriz 10. soruya. Şimdi bir küme sorusu var. Şema çizmek zorundayız bu tip sorularda. K ve L'yi çizdik. K ve L burada. Diyor ki K'nın eleman sayısı K farklı L'nin eleman sayısının 5 katıymış. L'nin eleman sayısı K'nın eleman sayısının 2 katı ve K kesişimle 4. L fark K'yı soruyor bize. Burada 4 zaten. Buraya bir yazalım. Diyor ki, buraya da x desek örneğin, k'nın eleman sayısı yani x ile 4'ün toplamı eşitmiş k denilen eleman sayısının yani x'in 5 katına. Buradan biz şunu anlarız ki, burun tarafı alsak 4 eşit olur 4 x'e dolayısıyla x buradan eşit olur 1'e. x 1 ise o zaman k'nın eleman sayısı kaç olur? 4 artı 1'den 5. 2 kere 5'ten l'nin eleman sayısı kaç olur o halde? 10. L'nin eleman sayısı 10 ise l halkasının içinde toplamı 10 olan daha doğrusu L halkasının içtekileri toplamı olsa bura 4 ise buraya ne kalmalı? 6. Bize sorulan ne? L fark K'nın eleman sayısı. Az önce bulduk zaten. L fark K burası olduğu için kaç gelecektir? Cevap buradan 6. Yani C şıkkı gelecektir des.